Peki bu kadar zorluklar arasında dünyada gazetecilik yapılabiliyor mu? Kocaman bir soru işareti. Fakat bir sıralama var kimilerine göre. Basın özgürlüğü sıralamaları, basın özgürlüğü indeksi. Mesela sınır tanımayan gazetecilerin örgütünün bir sıralaması. 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre ülkeler sıralanmış. Türkiye bir önceki yıla göre 4 basamak yükselmiş. 180 ülke içerisinde 149. sırada yer almış basın özgürlüğünde. Yani biz 2021'de 153. sıradaymışız ama 4 basamak tırmanmışız. 2022'de 149. sıraya yerleşmişiz. Şimdi dünyada basın özgürlüğü sıralamasında en muhteşem ülkeler hangisiymiş? Norveç 1. Danimarka 2. İsveç 3. Estonya 4. Sırasıyla hep Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri. Basın özgürlüğünün ağırlıkta olduğu, en iyi olduğu indeksi ağırlıkta neredeyse tamamı ilk sıralarda Batı ülkeleri var. Yani Avrupa ülkeleri işte Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka vesaire vesaire. Filipinler 147. sırada. Şimdi Hong Kong 148. Hong Kong'daki o protestoları hatırlıyorsunuz. Çin'e karşı yapılan protestolar haftalarca, aylarca sürmüştü. En nihayetinde Çin'in dediği olmuştu. Orada Hong Kong özerk yönetimi Çin'e bağlı kalmaya devam etmişti. Muhalif yayın organlarının hepsi teker 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 kapatıldı. Yani Çin'in yaptığı bir takım dayatmalarına karşı yayınlar yapan, özgürlükçü yayınlar yapmaya çalışan, kendini öyle tanımlayan yayın kuruluşlarının hepsi neredeyse zaten kapatıldı. Birçok yayıncı gözaltına alındı, da tutuklandı. Şimdi Filipinler Duterte'nin ülkesi. Hani Filipinlerle Türkiye'ye bu kadar çok, hani Türkiye'nin Filipinlerin arkasında olması bu sıralamada yani bilmiyorum çok ilginç. Hindistan geliyor, Sudan geliyor, Myanmar geliyor, Türkmenistan geliyor, İran geliyor, Eritre geliyor ve en son sırada Kuzey Kore var Kim Jong-un'un. Yani zaten Kuzey Kore'de bir muhalif medya yok ki. Yani bu, bence bu sıralamaya girmesine bile gerek yok. Orada zaten resmi yayın kuruluşlarının dışında hiçbir şey yok. Yani resmi bir devlet televizyonu, resmi gazeteler, hepsi Kim Jong-un'a bağlı zaten. Yani başka bir yayın organı yok ki burada nasıl girsin bu listeye. Yani en son sıraya koymak bile bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Ama serbest, sınır tanımayan gazeteciler örgütüne göre onların değerlendirmeleri, bir takım skorlar belirlemişler, küresel skorlar. O skorlara göre sıralama böyleymiş. Türkiye'de 149. sıradaymış. Evet, dünya çok sertleşti. İklim çok sert, siyasi iklim çok sert, askeri iklim çok sert, dış politika çok sert, çok hoyrat ve devletler birbirlerine karşı son derece tamahkah değil, son derece hani üstenci, sürekli bir savaş hali var. Dolayısıyla da böylesine baskı dolu bir küresel sistemde gazeteciler gazetecilik yapmakta fevkalade büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu da ayrı bir gerçek olarak karşımızda durmakta.